Merhaba Yeşilçay kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve çok kolay bir KFC tarifiyle sizlerleyim. Tavuk etim burada. Göğüs kullanacağım 3 parça. Ailenizin kalabalık olma durumuna göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben evimde kendi çektiğim ekmeğimi kullanıyorum. Bayatların ekmeklerimi kullanıyorum. Hayır benim evimde yok derseniz de galeta unu kullanabilirsiniz. Ya da hazır satılan çıtır pana harçları var. Onlardan da alabilirsiniz. Bir yumurta kullanacağım. Tuz, kekik, köri ve kırmızı toz biber kullanacağım ben bunların yanına. Şimdi ilk önce şöyle ben etlerimi güzelce yıkadım bu arada. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu biraz böyle iri parçalar olarak kesiyorum. Siz diyebilirsiniz ki ben biraz daha küçük istiyorum. Biraz daha küçük istiyorsanız tabii ki isteğinize bağlı olarak nasıl istiyorsanız daha küçük parçalar ya da daha büyük parçalar olarak yapabilirsiniz. Örneğin bunu şimdi şöyle ikiye kestim. Hem pişmesi çok daha kolay olacak hem de çok ufak olmayacak. Biliyorsunuz beyaz et pişerken de biraz ufalıyor. Buraya aldım onları. Şunu da şöyle yapalım. Ama örneğin derseniz ki ben daha ufak seviyorum. Bakın şu şekilde bundan daha küçük parçalar yapmayın çünkü çok ufalıyorlar bu defa. Taş gibi oluyor. Güzel olmuyor. Evet, tavuk göğsümüzü doğradık. Şimdi şöyle yumurtamı koyuyorum. Şimdi hemen çırpıyorum. Etlerimi içerisine alıyorum. Evet, şimdi etlerimiz böyle yumurtada beklerken iyice şöyle karıştırıyorum. Tamamen yumurtamıza bulansın. Ben şimdi etlerimizi batıracağımız karışımı hazırlayayım. Öncelikle tuzumuzu ekleyelim. Tuzunuzu kendi isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Daha sonra kekik. Kekik hem kırmızı ete hem beyaz ete çok yakışıyor. Kırmızı toz biberimiz. İsterseniz acı kullanın, isterseniz tatlı. Ve körümüzden alacağım. Şimdi bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Köri gerçekten çok lezzet veriyor beyaz ete. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Harika oluyor. Evet, şimdi tavuklarımızı alıyoruz yumurtamızın içinden. Şöyle buluyorum. Bakın. Her birini buluyorum. Bir taraftan da yağımın ısınması için koydum. İyice tabii yağın kızması gerekiyor ki tavuk yağı çekmesin. Hepsini böyle buluyorum. Evet, son kalan şu küçük parçalarını da hemen son olarak şöyle yaptım. Evet, artık hepsi kızarmaya hazırlar. Yağım da zaten iyice kızdı. Kızarmalarına başlayalım. Evet, yağımız iyice kızdı. Hemen tavuklarımı içerisine atıyorum. Çok kısa sürede pişiyor gerçekten. Göğüs eti olmasının da şeyinden kaynaklanıyor tabii bu. Aynı işlemi küçük butlarla da yapabilirsiniz. Yağ çok fazla kızdığı için hemen gördüğünüz gibi kızarıyor. Hem de etlerimiz yağ çekmemiş oluyorlar. Şöyle. Yağınız kızmadan kesinlikle tavuklarınızı atmayın.
Evet, artık almaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar pişmişler artık. Zaten biraz sonra kesip içlerini size göstereceğim. Bir taraftan da makarna pişiriyorum yanına. Yanına ister makarna ister pilav. Gerçekten güzel oluyor. Patates kızartması çok yakışıyor. Bunlar biraz daha olacaklar. Çevire çevire devamlı elimiz üzerinde oluyor ki yakmamamız gerekiyor. Evet, tavuklarımız pişti. Çok da güzel oldu. Nar gibi de kızardılar. Bu rengin olmasının sebebi körü ve kırmızı biber. Körü ve kırmızı biber de piştiği zaman bu şekilde kıpkırmızı oluyor. İçleri de mükemmel pişmiş. Şöyle gösteriyorum. Bakın. O kadar güzel ki içi yağ da çekmedi. Neden? Çünkü biz bunları direkt kızgın yağ attığımız için yağ da çekmedi. Nefis oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.